Ereğli Şoförler Odası'nın olağan genel kurul toplantısı bugün yapıldı. Kültür Merkezi'nde gerçekleşen programa odanın üyeleri yoğun katılım gösterdi. Divan üyelerinin seçilmesinden sonra saygı duruşunda bulunularak İstiklal Marşı okundu. Başkan adayı Yalçın Bozkır, Ali Sağlam ve Kerim Tekin kürsüye çıkarak konuşma yaptı. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Bugün biliyorsunuz içine olduğumuz bir seçim dönemindeyiz. Ereğli Şoförler Odası'nın hizmete geçen herkese teşekkür ediyorum. Fakat şunu bilin ki bu hizmeti en iyi ben edeceğime inanıyorum. Sizleri saygıyla selamlıyorum. Arkadaşlar burada tamam Ali kardeşim, benim arkadaşım, Ereğli'mizin çocuğu, yabancı değil. Fakat 8 yıl görev yaptı. Teşekkür ediyorum. İyi veya kötü yaptı. Ben eleştirmiyorum. Kerim Tekin de benim arkadaşım. Bir dönem beni destekledi. 2 dönem beni destekledi. Onu da saygıyla alıyorum. Benim sizden istediğimiz Ereğli'ye kim layıksa, kim daha güzel yöneteceğini tahmin ediyorsanız o arkadaşımıza oylarınızı verin. Sizlere teşekkür ediyorum. Sizleri sıkmıyorum. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Hoş geldiniz. Sağ olun. Sağ olun. Var olun. Bu anlamda günde Çanakkale'de, Yemen'de, Doğu'da, Batı'da bugün harfinde ülkemin bölünmez bütünlüğü için can veren şehitlerimizin saygıyla anıyorum. Teşekkürler. Konya'dan gelen gerçekten beni çok mutlu eden oda başkanlarıma hepsine ayrı ayrı çok teşekkür ederim. Ben de aynı zamanda Yalçın Bey'e de buna çok teşekkür ederim. Niye dersen tabi irlim haklı bir şeylerimiz geldi geçti ama biz yaptığımız görev Allah için yaptık. Ben bir kişiden bahsedeyim. Emekli yaptığım adam parasını peşin ödedim. Fazla bir şey demeye hiç gerek yok. Cemiyemize bu genel kurulumuz herkese hayırlı uğurlu olsun. Herkese takdir ederiz. Herkese teşekkür ederim. Ali Başkanım artık bilemiyorum 5-8 olsa da görev yapmış. Yalçın kardeşimiz yeni yapacakmış. Tekin kardeşimiz yeni yapacakmış. Buradaki amaç şu olmalı. Bu bayrağı ben daha iyi yükseklere götüreceğim. Daha iyi hemşehrilerimize, esnaflarımıza hizmet yapacağım amacıyla bir iddia olması gerekiyor. Ondan dolayı ben her 2-3 adayımıza da buradan hayırlı uğurlu olsun. Kazandıktan sonra arkadaşlarımızın yine burada öpüşerekten, hakları birbirine helal ederekten aynen arkadaşlığını, aynen esnaflığını devam etmesini sizlerin huzurunda Cenab-ı Allah'tan temenni ediyorum. Arkadaşlar çünkü bu bir hizmet yarışı olaraktan gönlümüz istiyor ki daha iyi hizmetler, daha iyi hizmetler için bundan dolayı inşallah hayırlı bir hizmetlere vesile olur. Herhangi arkadaşımız şu andan itibaren kazanırsa hayırlı uğurlu olsun. Konuşmalardan sonra oy verme işlemine geçildi.